istikamet Bosna'ysak da Yukarı Bosna'yı gezmeyi, keşfetmeyi ve sizlere anlatmayı sürdürüyoruz. Bosanska Krupa Belediyesi'ne bağlı bu küçük kasaba, Krupa'ya 11 kilometre mesafede. Burada olmamıza sebep, kasabada yer alan Avrupa'nın en küçük adasının üzerinde bulunan bu kasabayı fetheden Hüseyin Malkoç Bey'in adına yaptırdığı bölgenin sembolü Malkoç Bey Camii. Camiden önce Bosanska Otoka kasabasını gezelim ve anlatalım istiyoruz. Kasabanın iki yakasını birleştiren demir köprü, Una Nehri'ni aşmanın tek yolu. İki şeritli bu köprü, oldukça hızlı bir trafiğe sahip. Bunun nedeni, köprünün Banja Luka'ya, tersi istikamette, Maglaya, Biaç ve Sazin'e, Hırvatistan sınırına bağlantı yollarının buluşma noktası olması. Özellikle yük kamyonları ve tırlar, bu güzergahtaki bu demir köprüyü geçmek zorunda. Tito zamanı yapılan bu köprü, savaşta büyük tahribat görse de yapılan tadilatla Güney Bosna'yı kuzeye, Hırvatistan'a bağlamaya devam ediyor. Kasaba çok küçük. Bu küçük kasabaya bağlı 14 köy bulunuyor. Yerli halk bir dönem daha çok köylerde yaşıyormuş. Bulunduğu güzergahın önemi nedeniyle merkeze dönüşen kasaba, 1992-1995 savaşında çok büyük göçler ve şehitler verdiğinden, Bosanska Otokalılar daha güvenli saydıkları kasabada yaşamaya, köylerindeki evlerini weekend denilen hafta sonu tatilleri için yazlık olarak kullanıyor. Şehir merkezlerine nazaran tam tersi bir durum yaşayıp, yazın nüfusu azalan kasaba, kışın daha kalabalık bir nüfusa sahip oluyormuş. Muhteşem Una Nehri, Otoka Adalar istikametinde belirli aralıklarla hızlı akıp, şiddetli bir akışa sahip olsa da, tıpkı diğer Una Nehri üzerindeki şehirlerde ve kasabalarda olduğu gibi, Otoka'da da suyun durulduğu, hızının yavaşladığı bölgelerde mola verip, muhteşem manzaralar, görsel güzellikler sunuyor. Aracınızla Banja Luka güzergahında ilerlerken, size eşlik eden nehir doğal bir sunum yapıyor. Nehir, kışın sele ve su taşkınlarına neden olduğundan, evler ve yapılar Una'ya hep yukarıdan bakmakta. Kışın kapanan yol, bazen bir hafta 10 gün açılmıyormuş.